Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, doya doya modaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Ah, hepsi, hoş geldiniz efendim. Ben de bu devamını getirmem lazım. Konseptimiz neydi? Komşularımla altın günü. Evet, komşularınla ya da kendi evlerinde altın günü yapıyorlarmış. Şöyle bir bakalım kıyafetlere. Ne diyorsunuz efendim? Biraz sonra tek tek göreceğiz o zaman. Kimi alalım? Hülya, dur bir dakika, bir dakika Hülya. Nerede alışveriş yaptınız? Ümraniye. Serdar olmasa ne yapardınız siz? Ben de anlamadım. Yani ben sizi motive etmeye çalışıyorum ama lütfen tekrar. Ah Hülya, ne büyük alkışlarla çıktın. Ay buna özlemişiz. Onu da elinde tutmuş. Allah'ım ya Rabbim, alacağım Gülşah'ın önüne koyacağım o kekini. Evet. Dilimlenmiş mi acaba o? He, dinle. Yok, hayır. Nasıl böyle bir hata yaparsın? Ay getirecektim, unuttum. Onu anında yiyebilmem lazım. Şimdi çatal isteyeceğiz. Gelecek. Bıçağı gelecek. Var, kesilecek. Oho, şimdi çok... el atayım, getireyim sana. Bir tanem. Aşkım hocam. Nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de gayet iyiyim. Bir şey söyleyeceğim. Bugün buyurun. Alışverişte, değil mi kızlar? Üç gündür birincisiyim diye dolaşıyordu. E hakkı, pardon. Üç gündür birinci, tam puan olmasa da. Gün birincisi. Ve bundan sonraki günlerinde birincisi olacağını söylüyor. Olacak mı? Hayır. Hiç belli olmaz. Evet. Bence böyle ilerlerse olacak yani. Öyle derlermiş düşünsene. Evet. Bak ikizlere bak, ne güzel konuştu. Ben katılmıyorum çünkü bakar mısınız altın günü böyle mi gidilir? Kız hani böyle mi gelinir? Hani altın günü senin altınların? Oldu. Altın gününe çantanda bir cumhuriyet altının var. Şuna böyle mi gidiyorsun sen? Canım benim bak, vizyon var, vizyon var. Hülya gösterir misin cumhuriyet altınını? Aynen. Çok ben hiç görmedim, bir merak şimdi. Ettim. Gösterir evet, misin? Evet, gözde biliyor ya altınım olmadığını yani şu an. Bugün onda sıra o toplayacak altınları belki. Hocam ben topladım işte. Kendi evinde. Yapmış. Kendi evinde. Çok geleceğiz. Var hocam, evet. Üst üste bindi. Allah Allah. Şimdi iddiaya girmişlerdi burada. Kim girmişti? Aleyna ile Esra girmişti tam puan. Sonra baktılar tam puan olmayınca kimin yüksek diye. Sen veya senle önümüzdeki hafta tam puan alacağım. Benimle iddiaya girenler var diyor musun? Ben daha önce de söylemiştim. Kendimi burada hiçbirini denk görmediğim için herhangi bir iddiaya girmiyorum. Gördüğüm biri olursa ona meydan okuyup iddiaya gireceğim onunla. Peki olabilir değil mi? O Hülya öyle görüyor olabilir. Hülya'nın sözünü alt edecek yok mu bir iddia? O öyle görsün ama el mi yaman, bey mi yaman? Yani hadi karşısına çıkacak sana bir yarışmacı var mı? Ben yarışabilirim, problem yok. Yani ben de yarışırım. İddia istiyorum çünkü. Ama ne üzerine yarışıyoruz? Tam 20 puan değil mi? Hocam 20 puan. 120 puan. Hülya da öyle istemiyor zaten. Tam gün 20 birinciliği puan istiyor. Gün birinciliği. 20 tam puan hep 2 gün üst üste aldın mı? Almadı. İki kere 20 tam puan hayır, aldım. Hayır bu hafta. Evet. Ama bir gün puanın düşük tam puan. 18. Bir gün tam puanını bitiremeyeceksin. Evet evet. Hocam her gün 20 tam puan almak zor olabilir belki ama gün birincinin okeyim. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Ben burada 3 gün üst üste 20 tam puanla birinci olup kolye alamadığım haftayı biliyorum. Şimdi çok fazla şov yapmasın. 4 gün üst üste de ben 20 tam puanla birinci olup kolye alamadığım haftayı biliyorum. Ne zaman 1 puanla sen 4 kaçırdım. Gün üst üste ne zaman birinci oldun? 3 günde oldum 4 günde. 4 aç gün izle. Soruyorum lütfen. Bu arkadaşımız gün, ne zaman 4 gün birinci oldu? Ben neredeydim o zaman acaba? Ben burada 4 gün hatırlamıyorum şu an ama. Ben sana 4 gün birinciliği nasıl verdim? Bir dakika Hülya, bir saniye. Hakikaten çok merak ettim. Bana lütfen yarın final çekiyoruz. O kombinlerin fotoğrafını getirir misin? 4 günden emin değilim ama 3 gün 20 tam at puanla. 4 gün çıktı. 3 gün 20 tam bir puanla gün birincisi olmuş. 3 gün boyunca birinci olup genelde perşembe günleri patlarım. Ben 20 patlarım. Tam puanla birinci oldum. Perşembe ya da cuma günü patladım. Kaç defa oldu? Demin 4 diyorsun, şimdi kıvırıyorsun 3'tür o diyorsun. 3 olduğumu kabul ediyorsun yani. 4'ü kaç kere yaptım ya? Ben kaç de kere yaptım işte. O yüzden diyorum ki 3 kere gün birincisi oldum. Yani o kadar yükseklerde gezme. Tamam ben de diyorum ki ben
Böyle bir şey hedefledim. Bugün de birincilik alırsam, yarın da inşallah birincilik alırsam bir ilk olacak. Bütün hafta birinci olup kolyeyi alan bir yarışmacı olmuş olacak. Ne tatlı tartışıyorsunuz, kolye savaşları. Evet, keşke puan bütün savaşları tartışmalar böyle olsa Serdar Bey. İnsanı karakterinden, kişiliğinden, yaşından, boyundan, posundan, her şeyden buradan arkadaşlar olduğu için burada bana kolye savaşıyla, yarışıyla... O yaptıklarını kabul etmez ama canım. Ama Z kuşağı dedi bir de, sen de vuruyorsun. Z kuşağı mı dedim? Dedin ya, Z kuşağı da uğraşamam. Kime dedi Z kuşağı bir şey demek? Dedi ki uğraşamam diye, sizinle mi uğraşacağım dedi. Bir dakika, Z kuşağı mısınız siz? Evet. Evet, çok da güzel. Evet, yani kaç yaşında diyorsun? Hayatım. Dedin ya. Olur mu? Ben size Y kuşağı dedim. Hayır, Z dedin. Çok güzel yalan konuşuyorsun. Evet. Sen çok güzel yalan konuşuyorsun. Bir şey söyledim. Biz ortaya çıkardığımız zaman sürekli bile aa ne zaman demişim, sürekli aynı kelimeyi kullanıyorsun. Ortaya çıkarmışlar onlara Z kuşağı dediğimi, görüyor musun? Arkadaşım Z kuşağı oraya gelene kadar. Tamam, ya, Z kuşağıyla imtihanım asla bitmiyor. Biz seninle bana tartıştık ki... dedin ki Z kuşağıyla mı uğraşacağım ben ya? Dilancığım unutma, unutma Hülya da siyah kuşakta. Z kuşağı daha fena. Bana diyorlar ki Hülya teyze. Canım, teyzesin. Hülya teyzenizi biraz örnek alın. Teyze. Şurada gözlerinizi kapatın. Gör kadar. Ne dedi? Ya teyzenizin kurbağan olsun hepinize. Tamam ben seni Hülya teyzenizi beğeniyorum. Örnek alın. Diyorsun zaten. Ben ona bir şey demiyorum. Ne bu ya? Tam altın günü oldu ya. Ay, ama bir şey değil. Tam altın günü. Bir dakika, bir diler bir şey diyor. Konuşsun. Ben zaten beğeniyorum. Tarzını hiçbir şekilde hiçbir şey demiyorum yani. Zaten tam puan alıyor. Güzel giyiniyor. Sağ ol. Nasıl teyzen oluyor? Onu da ben anlamıyorum. Kızcağız 33 ya da 34 yaşında ya. Ya bir teyze ya hocam, ne olacak ya? Teyze gibi mi giyiniyor yoksa teyze mi? Teyze normal, genel olarak teyze yani. Ben çok teyze ayıp gibi giyiniyorum. Giyinmiyor şu an. Teyze de giyiniyor. Tamam teyze. Tamam. Ay, canım benim. Teşekkür ederim. Canım benim. Z kuşaklarım benim. Evet benim. Sevgili seyircilerimiz. Neşeli başlamak istemiştim. Araya bir gene girdi. Şimdi gene neşeye döndük. Bugün neşeli olmaya gayret edeceğiz ama biraz sonra bir sorumlu edemeyeceğim herhalde. Neyse. Evet. Şimdi önümüzdeki hafta iddiaları. 5 gün gün birincisi olma iddiası var değil mi? Melike, Aleyna ve Hülya. Evet. Önümüzdeki hafta izliyoruz. Bakalım hangisi bütün hafta 5 günde de gün birincisi olacak. Bir şey söyleyebilirim. Tabii peki ki iddiayı kaybedene ceza yaptırım ne olacak? Şimdi de söyleyemeyiz. Onu biz düşünürüz aşkım. Ben kafanı yorma. Ama ben şimdi merak ettim o yüzden. Sen ona göre mi katılacaksın? Yok, merak ettim. Evet, yani, ben iddia sevmiyorum zaten. Katıl istiyorsa. Yok. Kendime güvenmiyorum. Aleyna sen iddiaya girme, sonra bir puanla kaybettim diye ağlıyorsun yenilince. Canım ben ağlamadım. Edemiyorsun ya yenilmeye. Ben ağlamadım. Geçen hafta ağladın ya bir puanla. Girme bir daha. Ben ağlamadım. Ciddiye almıyorum tatlı kız. Ya sen kimsin bana seni ciddiye almıyorum? Kimsin yok. Hepiniz. Ama sürekli bana seni ciddiye almıyorum. Hani sen kendini nerede görüyorsun? Ya İlhancığım, sen geldiğinde soracaktım ama madem böyle bir şey açtın. Ben de sana şunu sormak istiyorum. Senin Aleyna ile derdin ne bu kadar? Aleyna sana ne yaptı? Sen de beni neden söylüyorsun? Biz bunu çok merak ediyoruz. Yani sürekli kimseye değil, sürekli Aleyna'ya bir laf atıyorsun. Ne yaşadın Aleyna ile? Çünkü Aleyna'nın burada çok çıkarcı olduğunu düşünüyorum. Çok stratejik davrandığını düşünüyorum. Gördüğüm şeyler var hocam. Gördüğüm şeylere göre konuşuyorum. Hadi söyle gördüklerini. Şöyle çok fazla ikili çok fazla ikili oynayan biri. Sana ne yaptı? Şöyle bana bir şey yapmadı ama ama şöyle ki benim tanık olduğum olaylar olduğu için ben onun karakterini sevmiyorum ve net biri olmadığı için bunu onun kaba yüzüne vuruyorum. Bu yüzden kaba diyorsun. Davranmıyorum. Onun bana davrandığı dün şekilde karşılık veriyorum. Dün burada kes dedin. Şu anda da sen kimsin dedin. Çünkü bana seni ciddiye almıyorum. Çünkü sen ilk ona bir atıfta bulundun. O da konuyu ciddiye almamış olabilir. Yaptı. Hiçbirini onaylamıyorum da bu arada. Gülşah'ın sorusunu anladın mı? Evet anladım. İşte diyorum ya hocam, ben onun karakterini kesinlikle net bulmuyorum. Ve çıkarcı olduğu için, çok stratejik davrandığı için de gıcık oluyorum. Peki İlayda'cığım, ben şunu merak ediyorum. Genel konuşuyorsun şu anda. Sana birebir İlayda, Aleyna ne yaptı? Sana bir şey yapmadıysa... Neden sanki bu şeyin yarışmacı grubun söz böyle temsilcisiymişsin gibi sürekli Aleyna'ya saldırıyorsun. Boş. Ve bunu yapıyorsun ve görüyoruz. Bak dün, ondan önceki gün,
biz Uğurkan'la birbirimize bakıyoruz. Dün burada kestedin, şimdi sen kimsin, nereye döndü? Bunu Aleyna'yı korumak için falan diye onun da çok acayip şeylerini ben yani şey yapıyorum, eleştiriyorum. Ama sana da yakıştıramıyorum çünkü sen kibar ve nezaketli bir kızsın. Bence net olaydıcım. Yani bana şu ben şu sebepten dolayı yapıyorum. Mesela az önce dahil olduğum konu, geçen hafta gerçekten Esra ile iddiaya girdi ve kaybedince asla yenilgiyi kabullenmedi. Bir puanla kaybettin, bir puanla kaybettin dedi. Şimdi tekrar iddiaya girince ben de diyorum ki girme iddiaya, zaten yenilince bunu kabullenemiyorsun. Güzelim, bunların hepsini biz görüyoruz. Ben yani şunu merak ediyorum. Aleyna sana ne yaptı ki? Ay sen bu kadar Aleyna'nın üzerine gidiyorsun. Şey gıcık oluyorum Hülya'ya yaptığı şeyden dolayı, gıcık oluyorum ve tamam, sindiremiyorum onu. Evet. Bir dakika, sen Hülya ile arkadaş mısın? Evet, evet. Ve Hülya'ya çok büyük haksızlık tamam, yaptığı tamam teşekkür ederim. Anladım. Okey tamam. Evet. Bu kadar da şimdi Hülya sana geleceğim. Şimdi bir konu var. Sen 7-12 yaş arası fanlarına Hülya'yı dolduruyorsun. Maalesef. Bu nedir? Maalesef. Zaten o kadar çok boş vaktim var ki. Zaten hiç burada değilim ki. Sürekli evde oturuyorum, yatıyorum. Ne yapayım? Ben de elime telefonumu alıyorum. Tek tek. O kadar çok mesaj var ki. Tık dolduruyorum efendim. Benim öyle efendim bir boş vaktim aynen yok. Hatta ben bunu bugün size kanıtlayabilirim. Nasıl kanıtlayacaksın? Çünkü benim daha önce hatta dünkü bu canlı yayın mevzusundan sonra bile fanlarıma attığım ses kaydı var. İsterseniz, dilerseniz bunu dinleyebilirsiniz. Tabii. Önce de attıklarını silmedin. Asla. Atın. Ben mesaj evet falan silmedim. Benim bir dakika, bir saniye. Ne saniye? Bir dakika. Aa, boş boş ya konuşmayın Allah aşkına. Ne kadar çirkince konuşuyorsun. Düzgün konuş, çirkinsin falan görmediğin diye. Terbiyesiz. Bak, gözünle görmediğin hiçbir kız şeyi çocuğu dedik, bağırmış gibi. Yok neyin çirkin, yok yaşlı, yok terbiyesiz. Hayır, şu anda ne dedi Aleyna? Haddini bil. Sen haddini bil. Ha? Aleyna ne dedin sen şu anda Hülya'ya, ne dedin? Çirkin davranıyorsun dedim. Davranıyor çünkü. Yani kalkıp da bana mesajları silmek bilmem ne. Benim öyle bir vaktim yok ki, o kadar çok mesaj var ki, getireyim telefonu size ya. Aleyna bir dakika, bir şey söylemek istiyorum. Sen fanlarına ne kadar güzel mesaj atarsan at. Dün mü attın mesajı? Dün attım ama dün bu mevzular yok. Hülya bir şeyler yapmış, onun üstüne attım. Daha önce de atmışlığım var. Ben de canlı yayın açıyorum. Daha önce atmıştığın mesajlar benim için daha önemli. Ben dün attığın, istersen Hülya'yı yere göğe sığdıramam fanlarına karşı. Ama dünkü olayı biliyor musunuz? Dünkü olayı biliyor bir musunuz? Bir küçük üstengeç uzatmadan. Yani dün Hülya canlı yayın açmış. Tamam. Canlı yayında da benim fanlarım için saygısız. İşte boş neler boş konuşacaksanız bana buradan gidin, çıkın kendi arkadaşlar. Aleyna ablanızı alın, oyun parkına gidin. Ben hayatımda hiçbir yarışmacının fanlarını, ki bu fan olayı da bu yarışmadan gidene kadardır arkadaşlar. Evet. Siz bu kapıdan çıktığınız anda itibaren ne fan kalıyor, ondan sonra ne vantilatör kalıyor, ne bilmem kalıyor, ne kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Vantilatör ne ya? Hiçbir şey kalmıyor. Anlatabiliyor muyum? Havanız kalmıyor. Yani aynen öyle. Hiçbir havanız, hiçbir şeyiniz kalmıyor. Ve orada senin bir tek, bunca sezondur ben bu programı yapıyorum, bir tek senin fanlarında ağza alınmayacak derecede canım, ben bunlar yazıyor. Bir saniye, bak bir dakika, dinlemiyorsun. Aleyna'cığım bir saniye. Bir sus. Ağza alınmayacak cümleler kuruyor. Bana bunu kuruyorsa kim bilir Hülya'ya neler söylüyor. Hülya bu canlı yayını açıp bunu söylemesi çok normal. Artık ne yaşandıysa merak da etmiyorum, gerçi hep olan şeyler. Senin de bu olaydan sonra lütfen böyle yapmayın, muhatap olmayın demiş olman da tamam normal, ama ben işin bu kısmını değil, daha önce çünkü fanlarıyla demek ki bir kontak halindesin. Eğer ki fan sayfanı aç, telefonunu getir bana, merak ediyorum. Getirsinler. İsteyelim. Fan sayfanda senin kendi mesajlarını okumak bakın istiyorum. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. İnanın en başına kadar gidin bakın, çünkü ben kalkıp da kendi canlı yayın açtığımda bile ben yarışmacı arkadaşlarım hakkında konuşmak istemiyorum. Ben de asla Esra konuşmam. Esra hakkında bile bana bir sürü şey yazılırken ben asla Esra'nın adını bile ağzıma almamışım bu zamana kadar, ki en büyük burada hani baktığımızda evet anlaşamadığım kişi Esra. Ben kalkıp da fanlarıma Hülya'ya da hadi saygısızlık yapın, terbiyesizlik yapın, küfür edin diyecek bir kız değilim. Ben değilim sana, asla kabul etmem. O bile iddia ediyor. Asla değilsin. Bir dakika ya, değilsin. Pardon. Sen ne anlatıyorsun bana ya? O bunu iddia ediyor Gülşah. Sen ben kendimi açıklamak istediğim durum bu. Sen ben bana ne anlatıyorsun? O bunu iddia edebilir. Onun kanıtla kendi iddiası. Hiç kimse sana burada böyle bir şey demediği gibi senin de böyle bir şey yapmayacağını tahmin ediyorum. Evet. Ama ben fanlarınla olan kontağını, arandaki hani diyaloğunu merak ettiğim için benim her bunu zaman merak ediyorum. Yani bunu senin için merak ediyorum.
Yani Hülya bak dün bunu böyle demiş olabilir ama daha önce de bak bunu da söylemiş. Niye bu kadar Aleyna'nın üzerine geliyorsun anlamında merak ediyorum. Tamam lütfen telefonum gelsin tamam, o zaman. Tamam gelsin bakacağım lütfen, zaten. Lütfen rica ediyorum. Bunu şöyle kanıtlayabilirim. Burada bana 34 yaşındaki bir kadının neyini kıskanacağım ya evet, dediği gün. Evet kıskanmam niye kıskanayım? Dediği gün üstüne ondan önceki gün bana yaşlı aborjin yaptığı gün kendince. Asla o niyetle yapmadım. Ve bu asla bölüm daha yapmadım. Yayınlanmamış Gülşah Hanım. Televizyonda bu çocuklar sana. Bunu izlemeden... Bu muhabbetten sonra o akşam onların hepsi bana yaşlısın yazdı hiç biliyor musunuz? Hiç öyle bir şey. Aborjin mi yazdı hayır. Peki? Aborjin yazmadı, yaşlısın yazdı hepsi bana. Ben, yaşlı bu... Hülya, teyze Hülya neler yazıyorlar ya yayınlar. Kusura bakmayın ya bir dakika. Sen o ne kadar, dedin ki? Sus. O kadar sevmediğim bir konu ki. Şimdi yaş gelip geçicidir arkadaşlar. Hepinizin yaşları Allah sağlıklı uzun ömür nasip etsin amin. Hepinize. Hepinizin yaşları bir gün 40 da olacak, 50 de olacak, 60 da, 70 de olacak. Ben 41 yaşında kadınım. Ve hayatımın her döneminde şişmanken de zayıfken de çok güzeldim. Çok havalıydım. Herkesin havasını attığı yerde benim rüzgarım eserdi. Kusura bakmayacaksınız Hülya'nın da herkesin havasını attığı yerde onun da rüzgarı esiyor. Bırak sen yaşlı ol. Bırak hiç sen teyze değil. Ol. Cidden bırak değil. Sen yaşlı ol. Tamam mı? Gülüyorum zaten. Ben öleyim o zaman burada. Ama söylediğini fark ettiğim için üzüldüm. Çok ölçeli. Ben ne yapayım? Hepimiz genciz. Yaş sayılardan ibarettir. Bu kadar basit. Onları yaratmaya çalıştı. Neyse hadi tamam evet. Sıkıldım konudan. Şimdi evet. Buyurun. Ben senin kıyafetini şurada yorumlayayım. Ay, canım burada hocam. Yorumlamak istedi. Nereye gidiyorsun? Güne. Ha, kim? Bir Sevda'ya. Sevda'ya gidiyorum. Komşun Sevda'nın mu? Bir sosyetik bir Sevda. Sevda kız. Komşusu. Sevda komşu. Gerçek komşu mu? Eski komşum. Öyle işte o sosyetik arkadaşımın villasındaki şık bir gün davetine gidiyorum. Altın günü, Cumhuriyet altını ama büyük. Tabii ki sen. Sevda öylesi. Tabii. Sen de seviyorsun ki ben Sevda Cumhuriyet altını. Sever. Fiyatlar. Sevdalar. Ayakkabım ve çantam. Doya Doya Moda'ya özel 100 TL, elbisem 650 TL, takılarım da 195 TL. Ne kadar güzel laciverte bu antrasit gri, çok hoşuma gitti çanta ki ben hiç düşünmezdim laciverte böyle gri, çok beğendim. Hoşsun kardeşim, ne diyeyim? Ben de aynılarını söyleyeceğim, gayet hoş, gayet zarif. Bir de böyle bir yeni gelin edasında çok da klas bir elbise var. Beğendim. Teşekkür ederim. Serdar'cığım. Hülya'cığım bir dönebilir misin lütfen? Çok beğendim. Komşuların genç bir bekar oğlu var mı bu? Ben altın evliyim. Gününde. Ben evliyim Serdar. Onu ilgilendirir. Şimdi yanlış söylüyorsam uyar beni. Ha. Şimdi mesela kadınlar toplanıyor ya. Ha. Ay Meziye senin kız var ya. Ha. Ona mamiye söyleyecek. Benim Ali çok beğeniyor. Şunları bir görüştürsek mi ne dersin? Altın onu gününde bu konuşmalar söyleyecek. Olmuyor mu? Aşkım o genelde onlar düğünlere gidilir. Düğünlerde kızlar beğenilir. Ondan sonra oradan oraya aileye haber yollanır. Ondan sonra hamama gidilir. Hamamda görülür. Ona baktılar kızı beğenecekler. Pardon biz de Antep geliniyiz. Dik zamanında. Buyur yazsınız. Evet. Ah Serdar. Çok beğendim. Derli, toplu, pırıl pırıl, pak. Tam o kadınız. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim Yasemin. 5. Teşekkür ederim hocam sağ olun. Şarkı yok bugün ama 5. Al baby hepimizin adına. Teşekkür ederim. Tabii ama bak, onun uyudur görmek ister. Öyle sever o. 5 terziye gitmediği için teşekkür ederim. Hadi bakalım senin yerini alıyoruz. Gel bakalım İlayda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anlat nerede bu altın günü? Hocam ben bir sene önce evlenmişim, bir siteye taşınmışım. Sitedeki komşularımla haftada bir buluşuyoruz, altın günü yapıyoruz. Ben de bugün buluşacağımız komşuma gidiyorum. Altın gününe giderken bunu mu takmak istedin? Hani bunu yeni gelinim ya? Dedim ya hocam bir yıl önce evlenmişim. Ha. Daha yeni sayılırım. O yüzden bunu da kaynanişkom almış. Yüz görümlüğü. Ben de komşulara havalı atmayayım. Sen o kaynanişkom de bak seni ne yapsın. Kaynanişkom ama bunu küçük almış. Pırlantam da küçük bari yüz görümlüğüm olsun demiş.
Öyle bunu vermiş. Ben de komşularıma hava atacağım. Serdar Uzuntaş'ın bir lafı var. Her kaynana zengin olacak diye bir şey yok. Evet. Durum müsait de olmayabilir. Tabii bilemeyiz. Ki. Yani. Ben alırım. Onunla ortak öderiz. Tamam. Ortak ben ödüyorum senetleri ama o almış diyorum. Fiyatlarını rica edeyim. Hocam ayakkabı ve çantam 100 TL. Elbisem 650 TL. Takılarım da 100 TL. Şöyle ki tabii ki konseptleri biz veriyoruz, altın günü diyoruz diye. Mesela böyle altınları böyle takmak, yani altın günü dendiği zaman altınlarımızı takalım da gidelim günü değildir o. Altın günü herkesin toplandığı ve de işte anlaşılır işte yarım altın mı, tam altın mı, çeyrek altın mı, herkes eşit şekilde aynısına. Yarımsa biz hepimiz yarım altın getireceğiz. Çeyrekse hepimiz çeyrek getireceğiz. Budur. Buraya bunu takıp ondan sonra böyle gelmem. Bu altın gününe gidiyorsun anlamında değil. Elbisen güzel. Şu omuzundaki bu çiçeği hiç sevmedim. O hiç güzel değil. Ben size yerinde olsam boynuma hiçbir şey takmazdım. Çünkü yarım tek omuzlu bir elbise. Şuraya şık bir beyaz böyle bir pırlanta göründüğümde bir şey tercih ederdim. Çantan biraz gece çantası gibi. Çünkü gündüz gidiyorsun. Altın gününe gidildiğinde bilmiyorum hanginiz akıl edip yaptı ama gördüğüm kadarıyla yapmamış. Nerede çantanızda bir terliğiniz? Terlik almanız lazımdı yanınıza. Tabii çünkü öyle gidilir altın gününe. Katlamalı. Böyle bir böyle şeyin içinde böyle büyük bir bizim eski kızlar yaparlardı onu. Bize böyle küçük diyorlar falan da verirdik. Böyle gidilmesi gerekiyor. Eğer yeni doğum yapmış bir anneysen hani annesin ya bir de o bebeğin çantasıyla gitmen gerekiyor falan. Şimdi böyleli bir durumlar. Siz şimdi konuyu başka bir yerden anlamışsınız. Hoş ve güzel gözüküyorsun, çiçeğin kötü. Boynundakini de sevmedim. Teşekkür ederim. Buyurun Serdar'cığım. Teşekkürler hocam. İlayda'cığım şimdi sana baktığım zaman elbise çok şık durmuş ama kolye yerine keşke siyah antrasit böyle küçük top küpeler seçseydin. Bir dönebilir misin lütfen? Teşekkür ederim. Yasemin'cim. İlayda'cığım. Yasemin Hanım. Ben bunu takmandan rahatsız değilim. Göstermeye gidebilirsin. Fakat mesela bak Hülya'ya renk giydi. Renkle kombin yaptı. Sen zaten direkt düz siyah bir elbise giydin. Siyah tak 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 yaptın. Sadece kolyeni taktın. Genel avran güzel ama bir iddia beklerdim. Bir risk almanı beklerdim. Yapmadın. Çiçek de kötü görünüyor. Ama keşke böyle biraz risk alsaydın. Teşekkürler. İlayda ne haber? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol. Şimdiye kadar kaç haftadır buradasın? İki. İki. Ben seni böyle güzel surat ve saçlar hiç görmemiştim. Bu tip kıyafetlere ne olursa olsun takmaman gerekir. Bu tarz bir kolye. Böyle belki burada bir şey tasmamsı bir şey takarsın. Küpeler takabilirsin. Çanta yanlış ama yani çok hoş oldun. Çok teşekkür ederim. Gülşah'ın bütün söylediklerine katılıyorum. Detay vermeyeceğim. Zaten Gülşah anlattı. Bu kadar kız. Çok evet, teşekkür ederim hocam. İlayda'cığım. İki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Üç. Teşekkür ederim Serdar Bey. Üç. Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Bu çıktı. Üç. Hayır direkt üç. O çanta kolye. Teşekkür ederim hocam. Evet ama çok güzelsin. İlayda'cığım seni yerine alalım lütfen. Kurtlarımızı döktünüz evet, ya. Evet çok iyi oldu. Haydi altınlara geldi sıra. Yanık çorap koktu burası. Sevgili seyircilerimiz hep müzik çalalım. Serdar'ımız dans etsin. Böyle mutlu olamaz. Oradan izledim. Yok abi. Yönetmenimin yanında nasıl mutlusun. Sen döktün kurtların esas onlar değil. Olur mu canım? Hülya da döktü. Aleyna da geldi. Döktü. Herkes döksün dedim. Bir tek Esra dökmedi. Benim kurtlarım yok Yasemin Hanım dökecek. Bu arada pastayı gecenin üçünde yaptım. Evet, keki, üçten pardon. Beri keki. Çıkartıp elinde gezdiriyormuşsun. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Üçte pastayı sen yaptın. Ben de çikolata yaptım. Ortalığı kim temizledi? Ben temizledim. Hocam beraber. Dilara hep temizlik, yemek bu hepsini arada o yapıyor. Bu arada ben temizlik yapmayı bayılıyorum. Mutfağa dilanı sokuyorum. Sizin eve de mi geldi? Harbiden öyle. O kadar fırsatlı ki makarna yaptım ama bütün mutfak dağılıyor. O yüzden mutfağı ben kullanıyorum. Asla izin vermiyorum. Peki. İkiniz tek mi yaşıyorsunuz? Aha, tek yaşıyoruz. Nerede? Memlekette ailemiz. Neresiydi memleket? Ağrı.
Çok sevgiler. Ağrı. Hemen fiyatlarınızı alabilir miyim lütfen? Ayakkabım Doya Doya Moda Özel 50 TL, elbisem 380 TL, takılarım Dilan'la birlikte 270 TL. Bu kadar. Bir de kumaş aldım. Evet. Kurdele yapacaktım, böyle saçımı toplayıp arka yapacaktım, evet. Yakışmadı. O yüzden 20 TL de kumaşa verdim. Aksesuarların? 270 birlikte. Ha, hepsi. Hı-hı. Ayakkabılarım Doya Doya Moda Özel 50 TL. Maşallah. Çantam 50 TL. 50 TL. Wow. Takımım 700 TL. Takılar da 270. Gömlek. 170. Konseptiniz nedir? Konsept lütfen? Konsept şöyle. Ben 3 yıllık evliyim. Ha. Hangi ara evlendin? Ben evlilik çok istiyorum ya gerçekten. Ya, gerçekten. Evet, evet. Tam bir anne şey, ama evlilik var, kızı bu belli. Mesela alıyorum. Kriterlerime uygun bir erkek gördüğüm zaman direkt evlenirim. Mesela iki, üç kriterin biliyor nedir? Biliyor musun Serdar da bir türlü evlenemedi. Burada ne nişanlar ne nikahlar ne... Nedir mesela ama üç kriteri? Üç kriterim uzun boylu olacak. Uzun boylu. Uzun boylu diyor, sen uzun boylu musun? Yani uzun boylu değilsin, otur. Ya karışmasana şey şu an uzadığım ben. Bir nişandan uzun boylu. Kaldıramam. Ay, sen bir şey daha en üstüne çek. Bir reddedilişini daha görmek lütfen istemiyorum. Lütfen. Neyse, uzun boylu, sempatik. Durumu iyi olacak. Durumu iyi olacak. Durumu iyi durum. Ya ben zaten şu durumu iyi olma durumundan sıkıldım yani. Ben de. Konseptlerde de zengin. Zengin değil, durumu iyi olacak yani. Konseptiniz neydi? Şöyle, 3 yıllık evliyim ben. Zengin. Kendi evimde düzenliyorum bunu. Bir de kaynanam geliyor, sevmediğim eltim geliyor. Hülya. Ona... O da Hülya'ymış. Bey. Şu anda evet. Vallahi öylesin. Eltimin komşuları da geliyor, benim komşularım da geliyor. Gelsin de gör Hülya. Hiç elti hiç sevmem. Ama yani, nereden biliyorsun şu sorarım, an? Sorarım, eğer iki tane falan kardeşi varsa, bir de böyle yaz. İkiz elti falan gelecekse direkt red bitti, evlenmem yani. Ne hiç güzel evde cümbüş var. Cümbüş var. Ay yok Serdar Bey, almayayım ben elti. Evet Dilan. Eltine de selam söyleyelim buradan eski elti. O da zaten bugün. Konsepti sen de biraz anlat lütfen. Konsepti. Ceylan gibi zekliyorsun maşallah. Şimdi sen miydin hamarat olan? Evet. Evet. Hadi bakalım. Kavak tutmasını da bilmez Dilan. Dilan 3 yıllık evli. Evet. İkizler de evli. Wow. Ben daha tanışmadı. Yani ben bir şey yaşamadım. Ondan sonra beni tanıştırıyor. Evet. Hoşlanıyorum. Ben de evdeyim, bir aylık gelinim. Aynı evde geliniz. İkizler evlisiniz. Ay kız, Asmalı Konak gibi ne mutlular. Hayır, aynı evde değil ya. Ayrı ayrı evlerde. Sen ben kendi ailemde düzenliyorum bunu. Sen de aynı evin içindesin. Birbirimize iyice. Ben bunu yapamam. Neden? Ya bir kaynanayla mı uğraşacağım, bir de bununla mı uğraşacağım ben? Bir de ben varım, evde ben de varmışım. Bir de Hülya var. Odaya kilitlerim Hülya'yı. Ben sizi ne yaparım biliyor musunuz ikinize? Ne yaparsın? Büyük gelin olaraktan. Siz öyle beni hafife aldınız birazcık. Bak bak ne kadar kendinden emin kesiyor. Şak 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 bakmadan bile. O küçük gelinliğim eskide kaldı. Evet, bir yandan yorum mu yapsak acaba? Evet. Keke bakmayı bıraksan da sabahımız da olmasa. Canım, evet Dilan'cığım. Bir dönebilir misin lütfen? Başka. Şimdi komşular. Bu burada kalsın. Tamam. Alt komşu mu, üst komşu mu, karşı evde komşu villayız, mu? Evde villayız, yan villadaki komşular. Eltilerimin komşuları. Villaydı, tabii, pardon. Evet. Eltilerimin komşuları geliyor. Nerede altınlar? Altınlar şöyle. Bunlar bizim altınlarımız. Bunlar bizim altınlarımız. Bunlar da onlara dağıtacağız. Hı. Ben de bileğime taktım. Ha, yavaş yavaş al. Şunu da eşim bana aldı. Evet. Çok pahalı. Evet. Şunu da öyle ekledim. Kocam aldı. Kocamın altınlarını taktım. Yani orada elimiz için. Açık. Benim kocam da bana iki tane tek aldı. Dilan sevmiyor altın Ay, takmayı. Eltimin hiç yok. Eltimi hiç sevmiyorlar. Canım pırlanta bunlar ya, yalnız. Aynen. Tamam altın. Ama hani ben vizyonumdan kadar... dolayı altın aynen. Sevmediğim için aynen. Bak 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 kafam kadar. Aynen. Dilara'cığım. Ve Dilan'cığım. Kıyafetlerine... Aynı anda bir dinleyebilir misiniz? Beğendin mi? Merak ediyorum. Çok hızlı dendi. Şimdi bugün de genç bir gelin olaraktan, gelinin kız kardeşi olaraktan size baktığım zaman gayet tatlı, hoş, şeker duruyorsunuz. Özellikle siyahla yeşili kombinlediğin için seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sen de bugün yaşının şıklığıyla gelmişsin. Tebrik ederim. Dün söylediniz ya, ona uygun kıyafetler baktık. Seni çok beğendim. Teşekkür saçın, ederim. Makyaj, üstün, başın, babetlerin falan okey. Sen de tam altın gününe uygun Alaturkalık ve Alaturka bir şıklıktasın. Ayakkabılarını görmez olaydım. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ben de yorumumu yapmış oldum. Kızlar, ben beğendim sizi. Keki de beğendim. Yani şu an ben bu kek kesiyorum kızlara dağıtmak için. Bırak,
kalın kesme. Kalın kesme yetmeyecek çünkü. Çok kalın kesiyor. Çok hafif ve çok kısıyormuş. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Tek absürt olan şey senin terliklerin Dilara'cığım. Terlik ayakkabıların. Dön lütfen. Rengi ve stili yaptığın o Gülşah'ın da dediği gibi Alaturka kombine uygun değil. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne haber? Çok iyiyiz. İyi hocam, sizden ne haber? İyilik, benden de iyilik. Evet. Çok mutluyuz. Evet, çok şekersiniz. Teşekkür ederim. Ama yani kıyafetleriniz için de keşke çok şekersiniz diyebilseydim. Bir gün olacak, bir gün olacak. Bütün Gülşah'ın, Serdar'ın, Yasemin'in dediğine katılıyorum. Bir tek ekleyeceğim şu var. Bu tip etek giydiğin zaman basenin çok büyük görünüyor. Onu bil. Şartlı bu arada. Ne yapayım? Görünüyor. Ama güzel. O çantayı Allah aşkına böyle güdük gibi burada taşımayın o güdük o çantayı. O kadar uyardım seni. Elinize alın. Benim karşıma gelince. Böyle küçücük burada bir şey taşıyorsunuz. Ayakkabılar çok şık. Çok güzel. Ama bunun altına olmaz. Bu kadar. Arkadaşlarımın bütün söylediklerine katılıyorum. Kim 4 veriyor? Benim yerime verebilir mi? Veren var mı? Ben veriyorum, o zaman içeyim. 4, Yasemin'le ben. Teşekkür ederiz. Evet. Ay çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok ben beğendi, çok beğendim. Serdar çok beğenmiş. Ben öyle veremeyeceğim, beni öyle alkışlayamayacaksınız. 4 artı 3, 7. 3,5'tan 4. Ay teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ay. Sevindiler. Çok mutlu oldum. Hep pasta yapın. Dilara ve Dilan yerine Eda geliyor. Şöyle bence bir kızları gezsen. Çayda çıra misali mi? Buradan başla, buradakiler çıldırmak üzere şu anda. En çok seven kimse onu kalın parça vereceğim. Aynen parça. Dur, ince parçaları az yemek isteyenlere vereceğim. Hoş geldin Eda. Merhaba hocam. Nasılsın? İyiyim hocam, sizler nasılsınız? Güzel. Nasılsın, dün bayağı böyle bir modun düşüktü. Toparlayabildin mi kendini? Hocam dün zaten program bittikten sonra kendimi tuvalete kapattım. Birazcık ağladım. Sonra kulağıma geldi. Evet, Melike ile Aleyna geldiler yanıma, teselli ettiler beni. Biraz sohbet ettik. Sonra tam evin kapısından çıktım. Hülya arabadan çıkıp koşarak bana sarıldı. Aa, nasıl yani? Tuvalete kapatmış kendini. Tuvalete kapattım, birazcık ağladım hocam. Evet, dün o çok kötüydü. Bugün de Esra çok kötü. Evet. Ben sonra mı yesem şimdi podyumda? Esra programda yok bugün yani. Peki ben yani hangi programa fokuslanmak istedim. Şu anda iyi, sen sevindim. Aleyna ile Hülya'nın sana destek vermesini Melike'de hissettirdi ve Melike'nin. Öncelikli olarak burada ne kadar çok zaman zaman tartışsak da arkada bir arkadaşının olması, zor gününde sana elini vermesi, çok insanlık yapması, vicdan yapması, bunlar çok güzel şeyler. Mutlu oldum, hoşuma gitti. Bu şekilde iyi geldi, iyi geldiler. Teşekkür ettim zaten. El ele tutuştuk falan, sarıldık. Ya. Evet, evet, evet. Umarım daim olur. Destek olmanız birbirinize çok güzel. Çünkü burada evet tartışabiliyoruz yarışmanın hırsıyla, hevesiyle, heyecanıyla, okey. Ama kişisel hiç kimsenin bence birbiriyle problemi olmaması lazım arka tarafta. İyi bari, iyisin. Hı hı. İyi ol. Konseptin nedir? Hocam ben evdeyim. Komşularım geldi, kayınvalidem geldi. Görümcem geldi. Evde yemekler yiyeceğiz, göbecikler atacağız ve bunu ben gerçekten yapmıştım. Mersin'deyken altın gününe gitmiştim ve evimizde pilates eğitmeni de çağırmıştık. Yemekler, halaylar çekildikten sonra herkes eşofmanlarını giyip pilates de yapmıştık. Benim rüyamda ne modern bir altın günü. Ay, altın yani günü bunu pilates yapıyorlar. Upgrade olmuş hali. Şöyle ki ben pilatesle uğraştığım için benden rica ettiler. Hocanı getirebilir misin Eda? Hani biz de yapalım dediler. Yapmıştık. Ben bugün onu da söyledim. Böyle. Altınlar var böyle kesede. Görünüyor mu bilmiyorum. Onlara da bakalım. Aç onları.
Ve fiyatları da ver lütfen. Ayakkabılarım 50 TL doya doya moda özel. Elbisem 630 TL, takılarım 150 TL, çorabımı almıştım ama giymekten vazgeçtiğim için şey yapıyorum. Bu da birleşiyorlar, böyle alıyorlar. Şimdi sen bu kadar böyle altınlar, bilezikler, öyleli bir altın gününde pilates yapacaksınız. Hocam çünkü gerçekten Mersin... Küpelerin bile... Evet. Cumhuriyet. Cumhuriyet mi? Çünkü yani bunları çıkartıp eşofmanlarımı giyip pilatesimi yapabilirim sonuçta. Bunlarla zaten çeyrek spora altın. Böyle takıp takıştırarak zaten fark gitmiyoruz. Spora zaten böyle takıp takıştırıp fark gitmiyoruz. Daha doğrusu. Yani. Evet, konseptin ilginç geldi. Hiç de duymadım daha önce öyle bir konsept. Tabii yapabilirsiniz, neden olmasın. Güzel, beğendim ben teşekkür seni. Neden olmasın. Hocam. Elbisenin rengi de çok güzel. Küpeler yapmışsın çeyrek altından, bilezikler. Güzel. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. İyi ol lütfen. Teşekkür ederim. Eda ne haber? Teşekkürler hocam. Sizler nasılsınız? Sağ ol. Ne söyleyeyim şu kıyafetine ben şimdi senin? Neden öyle dediniz anlayamadım. Neden öyle? Bunlarla böyle giyilir mi bunlar Allah aşkına? Ben bunu puanımla söylüyorum. Hadi. 5. Ben bir gün burada böyle bayılacağım. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Zarif görünüyorsun. İstediğin mi yapıyorsun? Teşekkür ederim. Çanta zorunluluğu yok muydu Orkan Bey? Hı? Çanta. Yok, evde yaptığı için ben de bunu sordum yapımcılarıma, editörüme. Evde olduğu için çanta almayabiliyorsunuz. Kendi evinde. Kendi evinde olduğu anladım. İçin. Enteresan bir konseptim var. Ben seni beğendim. Ayakkabının daha ten rengi isterdim ama beni bozmaz. Gayet hoş. Çok da sarışın rengidir bu zümrüt yeşil. Güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zümrüt yeşili mi? Ördek başı yeşili mi? Canım zümrüt yeşili, ördek başı yeşili aynıdır. Teşekkür ederim. Gayet hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bir daha görmek istiyor musun puanı? Öyleyse siz puanlar. Nasıl uygun görürseniz. 5. Teşekkürler. Al. 5. 5 hadi. 5. Ya teşekkürler. 5. Doğum beş. Günü pastası gibi oldu. Teşekkür beş. Ederim. 5. Eda'cığım. Kim geliyor? Ah! Aleyna geliyor. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Kaç yaşındasın? Ben mi? Bugün 30 yaşındayım. Kaç? Konseptinde kaç? 30 yaşındayım. 30. Anladım. Zaten anladım çocuğum. Serdar bunu soracağını bildiğin için şimdiden yaşını bile hazırlamıştı. Alışverişinde de söyledim hocam. Biliyorum. Seyrettim alışverişini. Onun için bu soruyu sordum. Konseptini söyle. Ben de yan komşumun villasının bahçesinde altın günleri görüyorum. Yani sen de villada oturuyorsun, yan komşunun villasına. Evet. Anladım. Yeni nesil altın günü yapıyoruz biz de. Yeni nesil. Altın takmıyorum. Böyle altınımı komşuma teslim edeceğim, takdim edeceğim. Çok var mı içinde altın? Yok, bir tane. Ne var onun içinde? Bir tane çeyrek. Altın gününe gitmenin amacı altın... Kimde toplanır? Bende toplanırsa altını bana teslim edersin. Evet. Bu. Yani aynen öyle kesesiyle bırakırsın. Yeni evet. Nesil diye ben onu anlayamadım. Ben de takmak mı acaba? O da takmayı kız zannediyordum. Kız sünnet düğününe mi gidiyorsun? Nereye takacaksın? Ev sahibine gidip çeyrek takacak değilsin. Ben olayı yanlış anlamışım. Ah evet. Doğrusu bu ama. Amca. Dön bakayım dön. Arkan kısa mı kızım? Önün uzun arkan kısa mı? Hocam. Dön bakayım. Aa. Niye öyle? Şu kısmı biraz sıkmak zorunda kaldım. Hı. Çünkü bir tık bol bırakınca önüm açılıyordu. Anladım. Ben de şu beli sıkmak zorunda kaldım. Anladım. Fiyatlarını da ver bakalım. Ayakkabı ve çantam 100 TL. Elbisem 550 TL. Kesem, vatka aldım. Vatkalarım 8 TL. Takılarım da 50 TL. Çanta yakışmış mı bu kıyafete? Rengi güzel de model olarak yakışmış mı? Yani eve gidiyorum diye çok da şık bir çanta almadım açıkçası. Şıklık değil. Daha farklı. Göster Hülya çantanı. Bunun o rengi. Şöyle sosis olacağına öbür türlü bana göre bu kıyafette çok daha güzel durabilirdi. Tamam 30 yaşında bir hanımefendisin. Kendin de söylemişsin ki Serdar çok laf söyler ona söylemesin diye yaşa takar. Yani bir beğeneyim mi beğenmeyeyim mi bilmiyorum Aleyna. Bir şey var yani bu kıyafette ama nedir? Ama gidebilirsin altın gününe. Gene de hoşsun. Puanda görüşürüz. Görüşürüz bye hocam. Bye. Teşekkürler. Gülşah'ım.
Çok beğendim. Teşekkür ederim Serdar'cığım. Ben teşekkür ederim. Aleyna canım, Aleyna'cığım ben de seni çok beğendim. Sadece çantanı, çantanı keşke elbisenin rengine yakın tonlarda bir ton seçseydin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yasemin'cim. Ben de tenine yakın bir tonda seçmeni çok beğendim. Bir blazer dress giydin. Evet. Ceket elbisedir bu da. Çok beğendim. Çok şık, çok güzel görünüyorsunuz. Zarif. Renk de çok yakışmış sana. Teşekkürler. Eda kaç vereceğim? 4. Hayır. Yarım kırdım. 4,5'dan 5. 4,5'dan 5. Teşekkürler hocam. 5. Teşekkürler. 5. Teşekkür ederim. 5 Aleyna'cığım. Evet, seni yerine uğurluyoruz. Esra'yı podyuma alıyoruz. Hoş geldin Esra. Merhaba. Nerede bu altın günü? Bahçeşehir'de, komşumun evinde altın günü yapıyoruz. Sen Bahçeşehir'de mi oturuyorsun? Evet, o tarafta oturuyorum. Fiyatlarını alayım. Ayakkabılarım 100 TL, çantam 100 TL. Gömleğim ve eteğim 468 TL. Gömlek değil o, bluz. Bluz. Bu ikisi de kemer. Kemerlerim de 150 TL. Şimdi Esra, kemerini çok beğendim. Eteğin bir tık daha uzun olmalıydı. Yani şöyle bir parmak kadar, çok şeyde kalmış. Yoksa sen mi onu öyle çektin, yoksa boyu o kadar mıydı? Ya ben, etek aslında uzun bir etekti. Ben eteği kestim, hatta yamuk kesmişim. Şu boyda olması gerekiyordu. Evet, bir tık. Yamuk aynen olmuş. Evet, yamuk kesmiş. Bir, bu kolyeni sevmedim. Buraya hiçbir şey yapmaman gerekiyordu. Böyle şık bir küpe takabilirdin. Böyle hani gold bir küpe. Bir kolyeni sevmedim. Onun dışında gayet güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Esra'cığım, kolyeni çıkarabilir misin lütfen? Çıkarayım. Yardım ihtiyacın var mı? Çıkarırım. Ben de onu şey gibi hayal ettim. Böyle sanki altınları, böyle incili altını takıp takıştırıp ben hani... Ben katılıyorum. O aurayı verdi bana altın alamayacağınız için. Evet. Şimdi ya kolye ya kemer diye düşündüm. Yani kemeri istiyorsan kolyeyi çıkaracaksın. Kolye istiyorsan kemer çıkacak. Yani genel olarak çok hoş görünüyorsun. Bence altın günü için gayet güzelsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok zarif, çok şık görünüyorsun. Sade, çok minicik bir detayla, kemerle. Ama ben o gün için kolyeni de beğendim. Fazla gelmedi bana. Çünkü o gün kaldırır. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Ne haber Esra? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Ben kolyenle çok beğendim. Neden? Altın gününe gittiğin için onu takmanı beğendim. O zaman kolyeyi eğer takayım hemen. Eğer altın günü olmasa başka bir yere gittin, başka bir başka bir yere gitseydin böyle tercih ederdim. Ya da sadece bu kemerin arkası, hiç önünde bir şey yok, kolyeyle tercih ederdim. Ama altın günü olduğu için ben seni böyle beğendim. Teşekkür ederim. Çantamla da. Evet, 5 Esra. Teşekkür ederim. Alabilir miyim? Buyur. Teşekkür ederim Gülşah'cığım. 5. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 5. Teşekkür ederim. 5. 5. Teşekkür ederim. Evet Esra'cığım, seni yerine alalım lütfen ve Melike'yi podyuma davet ediyorum. Merhabalar. Merhabalar Melike'ciğim. Ne giymiş bu da? Ben konuyu çok yanlış anlamışım. Bayağı. Gelince fark ettim ben de. Herkes astrolist gibi çıkarken kendi aldıklarımı görünce ben de bir dumura uğradım. Hemen fiyatlarını alalım lütfen. Tabii. Ayakkabı ve çantam 200 TL. Kombinim 350 TL, küpelerim 50 TL. Konseptini de rica edebilir miyim? Ben bugün dışarıda arkadaşlarımla 5 çayı içerken altın alışverişi yapıyorum. Alışveriş anlamış. Hayır, alışveriş oluyor ya genelde altın gününde. Veriliyor ya birbirlerine. Evet. Onu demek. Aynen. Onu yanlış demek. Anlamamışım değil mi? Ne anladın ben sen? Söylesene şey Melike'ciğim. Ben anlamadım ne anladığını. Gülşah Hanım, ben hiç altın gününe gitmedim. Tamam. Bu kadar şık gidildiğini hiç bilmiyordum. Açıp bakamadın mı? Araştırdım tabii ki, araştırdım ama önüme hiçbir şey çıkmadı. Sadece çok fazla takılar... Altın günü yazdın ve önüne hiçbir evet, şey çıkmadı. Evet. Şimdi hemen sana baktığım zaman buranın çok yakışmış. Ama astarın
Yarım mı kalmış? Belki de yukarı çıkmış olabilir şu an. Çıkmış yukarı. İçinde sanki mini bir etek, mini bir astar var. Yok, aslında aynı boyda Serdar. Aynı boy mu? Aynı boyda yukarı çıkmış. Fark olabilir mi? Hayır, olamaz. Elbisen burada. Evet. İç astarın bu kadar. Yukarı mı çıktı? İndir bakayım. Yukarı çıktı. O zaman düzelt de öyle gel karşımıza. İndiremedi. Evet. Yine aynı boy değil. Değil. Bir karış yukarıda. Şundan kaynaklı olabilir. Bu normalde etekti. Etek diye almıştım ben bunu. Fakat sonra elbise yaptım üstten. Ondan kaynaklı olabilir. Melike, ben seni hiç duymuyorum hocam, ya. Hocam boğazlarım çok kötü de bugün. Normal bir etekti. Sonra sen bunu elbise mi yaptın? Evet, evet. İçinde şu anda elbise halinde mi? Evet. Şimdi kendini aynada gördün. Evet. Beğenmiyorum bugün kendimi. Dürüstlüğün için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Bu renk ne kadar yakıştı sana. O vamp bir havan var senin. Ona rağmen bu saçlarını böyle yumuşatman... Yani bu görsele bürünmen çok güzel ama daha güçlü, daha başka bir şey beklerdim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ne haber Melike? İyiyim hocam, siz? Sağ ol. Sen kendini beğenmeyebilirsin ama ben seni beğendim. Gerçekten. Evet. Eksiksin. Eksiksin. Birazcık takılarla bu olayı daha süslü hale sokabilirdin. Çok yakışmış. Hele dünden sonra çok beğendim ben seni böyle. Eksikliğim var. Hatta şöyle düşündüm. Acaba da boynundaki kolyeyi, o yarım omuza taktığı kolyeyi taksan ve o tarz bir şey taksaydın, bu tamamen yükselirdi. Bu kadar kızım. Teşekkür ederim hocam. Yaşam. Melike, hiç beğenmedim. Yani ne konseptle alakan var? Sadece kırmızı ruj bu saç. Baktığın zaman başka bir yere gidiyor olsan böyle gayet coolsun. Yani kazağın çok güzel ama aşağısı fitilli, yukarısı motifli bir şey. Olmaz yani. Hı. Ama altın günle uygun değilsin. Beğenmedim. Bir daha söyler misin? Beğenmedim. Heh, tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Üç. Teşekkür ederim. Üç. Teşekkür ederim. Dört. Teşekkür ederim. Bir. Teşekkürler. Evet Melike, seni de yerine alıyoruz. Evet sevgili seyirciler, puanları söyleyeyim. Hep bazılarınız hesaplamıştır. Arkadaşlarımdan biliyorum, hesaplıyorsunuz. Başlayayım ama bugün ne puanlar vermişiz, ne şıkmışlar meğerse bizim çocuklarımız. 4 tane birinci görüyorum. Hülya 20 puan. Tebrikler. Tebrikler Hülya. İlayda 11 puan. İkizler, İkizler 17 puan. Ay 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 ay. Aferin. Tebrikler. Eda 20 puan. Sen söyle puanı. 20 puan. Tabii. Tebrikler. Aleyna. Tebrikler Eda'cığım. 20 puan. 20 tebrikler. Puan. Tebrikler. Esra. Tebrikler. 20 puan. Efendim bugün 4 tane birincimiz var. Hülya, Eda, Aleyna ve Esra. Alkışlıyoruz ve kutluyoruz onları. Melike. İlayda ile birlikte gün sonuncusun 11 puanla. Ben alkışlayamıyorum, sen alkışlarsın. Evet, yarın inşallah daha farklı puanlar alacaklar. Yarınki konsepti merak ediyor muyuz? Evet. Ama gözlerim açıldı. Tahmin bile edemezsiniz. O zaman nerede alışveriş ediyorsunuz? Soru Pendik, söyleyecek. Bakırköy mü? Pendik! Gideceksiniz, geleceksiniz. Pendik diyeceğim. 2000'li yılların... Ya... Teyzeniz bilir. Doğum. İkonik kombin tasarımları, 2000'li yılların ikonik tasarımları. Evet, yarın böylesiniz. Sizi yarına kadar özlüyoruz ve ne diyoruz? Pasta geliyor diyoruz. Ne wow. Pastası diyoruz? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. İnanmıyorum ya. Sadaremeza. Ya. Ya inanmıyorum. Geç lütfen. İnanmıyorum muhteşem ya. Muhteşem bir pasta. Bu arada bir şey itiraf edeceğim. Son yıllarda... Gözlüğünü çıkar. Ya! Çıkar. Yani son yıllarda belki ilk defa bu kadar sıcak bir ortamda bu kadar kalabalık doğum günümü kutluyorum. Happy birthday!
canım. Öyle güzel yıllarım olsun. Sağ ol. Serdar'a da ne kadar benziyor. Çok teşekkürler. Ama bunu saçlıyor. Serdar'ın da yok. Gelin kızlar, tamam, siz de hep beraber. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Serdar Bey, iyi ki doğdunuz. Hep birlikte. Sana da yakalım. Teşekkürler. İyi ki doğdunuz. Çok teşekkür ederim. Hemen sırayla, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tam altın günü oldu bu sefer. Pastayla doğum gününde final yaptık. Hadi gel. Hemen kesiyorum. Dilek tutun. Kesiyorum. İyi ki doğdun Serdar. İyi ki doğdun. Evet. Hoşça kalın. Hep hoşça kalın. Dönüyoruz buraya. Dön. Hoşça kalın. Efendim, biz gidiyoruz. Yarın yine buradayız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.